kıskanmasına gerek yok. Hani kalkıp da Onur Aycan'ı bırakıp bana geliyorsa ben zaten böyle bir insanla beraber olmam. Hani birisi için birisini bırakıyorsa zaten öyle bir insandan bana hayır gelmez. O yüzden fazla bir tepki verdi. Şimdi ama kocalarına mı gitti? Sen, kocalarına gitti. Gitti, hesap sormaya gittiler valla. Ay öyle dalga geçti kız. Kocalarına mı gittiler dedi. Valla en kıskanç aramızda şeydir, Hazal'dır. Evet. Ben iki hafta ayrı kaldılar benim yüzümden. Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece birazcık da bunu biliyor bak. Hazal'ın ne kadar kıskanç olduğunu. Hiçbir şey yapmadım yani. Birazcık da bir şey yapmadım ama iki hafta ayrı kaldılar. Ben maçoyum diye tartışmaya giriyor abi. O zaman burası bayağı bir şey olmuş. Ama senin maço olarak anılmaktan hoşlanıyor. Genç kızlar onu öyle beğeniyor. Onu sevenler öyle seviyor. O da soruyor anladın mı? Ben gerçekten öyle miyim diyor. Duymak istiyor adam. Seni beğenir ama niye bu kıza diyebilir benim bir ilişkim var. Hazal bu kadar kıskanç. Daha önce sudan neler çıktı burada biliyorsun. Kaç gün ayrıldılar. Ayrı kaldılar. Şimdi gelmiş daha kız oradaki erkeklerle kavga ediyor kıza ben maç olduğunu gösterecekti. Kız zaten seni izlemiş görmüş gelmiş soru daha niye soruyorsun? Soru tutmuşlar kızı. Soru daha yağmuruna. Daha niye soruyorsun? Fark ettin mi? Bak Şahin bile hepsi ne diyor? Hepsi şeylerini merak etmiş. Sadece ben Paris hepsinin kıza anladın mı? Bir şey olmuş. Bir beğenisi. Niye bu kadar ilgilensinler? Gökhan ve Şahin bariz ilgilendiğini belli etmiş. Bariz. Bütün bakışlar, soruları. Sorular, hareketler, tavırlar. Bütün direkt. Soruları soran. Ya kızın ağzından kendi ismini duymaya çalışmışlar resmen. Anladın mı? Rabia'yı gördün mü? Ne kadar akıllı. Hemen ne yaptı? Gül'ü aldı, fırladı. Abi... İzliyorsun, o kadar mantıksız ki mantıksız. Eline gül almışsın tamam biz bu zamana kadar bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorsun okey ama şu anda sen oraya gidiyorsun bunun hesabını sormaya mı gittin evet o değil miydi amaç Gül ne? Ne alaka ne oldu kız vurdu mu masaya Onur kıyamet kopmuş Onur masaya vurmayı sevmiyor canım. Onur masaya gelen terbiyesiz kişileri kovmayı seviyor. Hayır hadi sen ya. Sen onun farkında değilsin. Sen tatlım. Niye güldün Didem? Esra ile bir şey konuşuyorduk o sırada ona güldüm. Anladım. Yok be bununla alakası yok. Ne oldu ne diyorlar? Senin gibi değil mi? Sen de az kovuldun ya. Tabii anlatırsın kendine. Ben kovulmadım canım. Ha. Ben sülük gibi yapışmış mıydın? Kovulmadım. Pardon. O konu çok eskidi. Sen eski, bu konuyla eski. Hala besleneceksen. Benimki ne oldu? Benimki de geçen problemin. Hafta. Benimki de geçen hafta kaldı. Ama canım sen de izlediğim kadarıyla Onur'la konuştum ama sen de gayet yani mutluydun halinden. O çocuklar ay şöyle böyle ilişkisi olan birisine böyle yarın öbür gün bakacak bir tip var sende. Öyle mi? Bakalım görelim. Çünkü eğer bakmayacak bir insan ne yapar biliyor musun? Orada onlar gülse bile helva kavuracağım işte diye. Çok saçma. Şu bu da efendiliğini gösterir, bekar adaylarla ilgilenir. Ben... Yok sen maçosun, yok sen değilsin. Zorunda mı kız canım? Ayrımını niye girince yapıyorsun? Kocan mı? Kocan mı? Kocam zorunda olacak mı? Canım. Zorunda mı? Rüyanda olacak. Olur belki. Belki o olur, belki olmaz. Vallahi senin kız rüyanda... zorunda mı? İstediğine gülür, istediğine... Senin rüyana girmiş o çok belli benim. Tabii canım her gece Onur'u rüyamda görüyorum. Sana istediğini vermediği ben. İçin böyle tabii, yapıyorsun. Tabii her gece Onur'u rüyamda görüyorum. Onur'a güvenmiyor musun? Onur'a güveniyorum. Ama olay Onur'a güvenip güvenmemek değil. Sen orada gayet sırıtıyorsun. O da sana maç olanı ispatlamaya çalışıyor. Ben cümleli kadınım yani hani. Ben bu şekildeyim. Sen bu şekildesin. Evet. Havalıyım herhalde. İlişkisi olan kişileri böyle yapıyorsun. Çakma Hazal babalık. Öyle iki kıyafetleri giyince o tipinle şey... Bildiğini Hazal'ı izlemişsin, onun gibi giyinip gelmişsin, yalan mı? Niye Hazal çok mu tuttu, çok mu popüler oldu da onun canım, gibi Hazal geliyorsun? Hazal benim için bir Türkan Şoray, ben Megan Fox, Angelina Jolie. Megan Fox, tabii herhalde. Angelina Jolie. Vallahi çok güzel kızdım ben, bayıldım. Çok güzel kızdım da bu egolar ne ya? Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Bu daha egolar niye ya? Ego olmasın? Ego değil yani, kendime güveniyorum. Kız, kendimi biliyorum. Için. Bu eve senin gelen maçın. Her yeni gelin adayını egoist yapıyorlar. Burada beni 15 kişi egoist yaptılar. Seni sadece bir kişi mi yaptı? He, biz evde kişi 15 kişiyiz, 16 kişiysek 15'i sana egoist dedi. Sen neyin kafasındasın evet, aynen ya? Evet aynen öyleyim. Aynen egoistim. Kendimi seviyorum, kendimi beğeniyorum. Senin yapamadıklarını ben yapıyorum. Ha, senin işte. Yapamadıklarını. Canım sen bana erişebilmek için. Ha, ama ha, tabii tabii. De değil. Tabii tabii. Anladın ay bunu mı? Sen mi söylüyorsun Aycan? Bu yemen. Sen sus. Evimizde bir Türkan Şoray vardı. Bir de Hollywood'dan Megan Fox geldi. Ama bu Megan'ın en yakın arkadaşı Gamze Taşkın. Yani kılavuzu karga. Bizim açımızdan bir problem yok. Kendini bir Megan Fox'um, Angelina Jolie'yim, hani Adriana Lima'yım falan bir tiplemelerine girmiş ama bence sen Megan falan değil, Hazal'ın ikinci şubesisin canım.
Hani bunu göremeyen zaten kördür. Çok fazla havalara girme yani, söndürürler. Aileler buradayken yemeği basan sen Gamze. İnsanları sürekli hakaret eden Gamze. İnsanların ilişkisini o mükemmel burnunu satan Gamze. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz bu evde zaten. Siz mükemmelsiniz, harikasınız bu evde. Nereye gidiyorsun kız? Niye korkarak gidiyorsun? Aa, Ada sürpriz yaptı. Kesin. Aa. Bye. Olabilir. Onur hep hata yapıyor, hata üstüne hata yapıyor ve bunun hata olduğunu kabul etmiyor. Bunları hep centilmenlik diyor. Hangisi kabul ediyor ki ya? Beni tamam sahipleniyor. Hangisi kabul ediyor? Sahipleniyor, seviyor. Ben bunları söyleyen birisiyim ama yeri geldiğinde de en çok beni sahipleniyorum diyen adam beni bildiğim böyle bırakıyor. Bu evde benim artık bir şey demeye bir hakkım kalmıyor. Sadece bu olay değil, hepsi artık üst üste binde. Artık yeter ya. Anlamıyorum ya. Bu damat adaylarının yani gelin adaylarına karşı bir şeyleri ispat etme çabasını anlamıyorum, anladın mı? Bir de yeni sen gelen. Sen maçosun arkadaşım, beni ilgilendiriyor. Kimse ilgilendirmiyor senin maçoya derim. Şahin isterse sana kılıbık desin, isterse hanım köylü desin, isterse maço desin, isterse maço değilsin desin, anladın mı? Senin maçoluğunda, hanım köylüğünde, kılıbıklığında, romantikliğinde beni ilgilendiriyor. Yeni gelen gelin adayını falan değil. Şu an gerçekten Sibel'i kıskanmadım. Sibel'e karşı bir antipatim ya oluşmadı yani. Ya ben kızın yani. Adını bile bilmiyorum ya. Olay zaten Onur'un ilişkide verdiği tepkiler benim için. Artık kendimi sana affettirmem lazım çünkü yalnız kaldım. Gözünü seveyim, yandaşın olayım mı? Yanına geleyim, beni yanına al. Aycan ne olur. Gel Aycan yavrum. Yalnız kaldım. Ne gel olur. Yavrum. Geleyim mi? Ne olur geleyim. Geleyim tamam. Ne olur geleyim. Gelin bu tarafa yanaşın, gelin. O köşede oturmayın. Gelin. Ne gelin, olur gel, beni gel, al yapma. Beni al bundan sonra yanına al, olur bak, mu? Bak söylemek istediğini. Tamam. Koca ben... istiyorum gel beni al der gibi. Ne yapıyorsun ya? Gerçekten ben hayatımda bu kadar yanar, döner bir insan görmedim. Aycan'dan ne oldu gördün mü? Hiç şaşırma. Aycan, kız Aycan'ın sesi çıkmıyor abi, işten bahsediyorum. Ay ondan hiç bahsetme, o zaten kulüp şeyi lambası. Bir şey dönüyor. Rengarenk. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl döndü? Nasıl döndü? Böyle bir şey olamaz. Ne ben diyor? Gerçekten şu an şoktayım. Kız daha geçen hafta demiyor muydu? Ne oldu, ben yokken 2 dakikada ya. Geçen kız karşısına aldı Aycan'ı, anlatıyor, kusura bakma. İşte ben şöyle yaptım. İşte ben böyle yaptım. Sen haklıymışsın. İşte ben işte beni ne diyor biliyor musun? İki Gamze beni aldılar, kandırdılar, kendilerine çektiler. Böyle söylüyor, şaka gibi. Biz almışız, yanına çekmişiz, biz kafasını doldurmuşuz. Senin aklın yok mu? Senin beynin yok mu? Biz seni yanımıza çekiyoruz. Pardon. Hani sen bu böyle evde... Böyle mi söylüyor? Şimdi bunun arkasına mı sığınıyor? Evde yaptı, tek yaptı, kişilik yaptı bir kadrosun sen halbuki. Bunun arkasına mı sığınıyor? Nasıl bunu söyleyebiliyorsun? Aynen bunu söylüyor. Peki siz yanındayken bana yaptıkları? İki Gamze beni aldı diyor, benim kafamı doldurdu, beni kötü kız geldiğinden gösterdiler beri, diyor. Ben samimiyim, bir tek ilişkisine ben destek verdim. Ben kötü oldum. Ben... Değil mi? Benden sonra sen geldin, daha samimiymişler, dışarıda tanışıyorlarmış diyerek ona yanaştı. Onunla samimi oldu. Şimdi senle de bitirdi. Bende sorun yok, onda sorun yok, bu evde sorun yok. Bir tek Rabia mı haklı? Bir tek Rabia mı sütten çıkmış ak kaşık? Hayır biz sütten çıkmış ak kaşığız demiyoruz da tırnaklarını bizi karalıyor sürekli. Bak yorumunu yapıyorum arkadaşlar. Sizin de yani olay yorumunu söylüyorsunuz. Şu an Aycan'la Rabia'nın barışması sizce samimi mi? Tabii ki de değil. Ben yorumumu yapıyorum, hemen tırnaklarını çıkartıyor. Sen yeter ki